Kopuntu Türkiye'de son yıllarda daraltılan yaşam alanlarından dolayı Türkiye'yi terk etmek zorunda bırakılmış, terk etmeyi seçmiş ya da terk etme imkanı varken terk etmeyen, hala Türkiye'de kalan ya da terk edemeyen insanların oluşturduğu bir dayanışma ağı. 31 Mayıs 2017'de yayınladığı bir manifestoyla iki ana mecrada faaliyet gösteren bir ağ. Bunlardan birincisi çok dilde yayın yapan online medya. Diğeri ise interdisipliner etkinlikler olarak özetlenebilir. Kopuntu akademisyenden sanatçılara, yazarlara, öğrencilere, zanaatkarlara, sporculara birçok bireyi içinde barındıran bir ağ. Online medya yani olarak bakarsak 31 Mayıs'ta faaliyete geçen bir medya. Şu ana kadar birçok dilde, çoğunluğu Türkçe olmak üzere 70'ten fazla makale yayınlamış ve 50 binden fazla ziyaretçisi olan, yine 50'den fazla ülkeden insanların ziyaret ettiği bir mecra. Etkinlikler olarak da şu ana kadar İtalya, Almanya ve İsveç'te katıldığımız farklı interdisipliner etkinlikler oldu. Bu etkinlikler arasında sergiler, gösterimler, söyleşiler, performanslar sayılabilir. Bu yeni diasporu içerisinde nedir kopuntu? Aslında şöyle bahsedeyim. Kopuntu Türk Dil Kurumu'na göre kopuntunun iki anlamı var. Birincisi kopmuş parça, ikincisi de Türkçeleştirilmiş diaspora. Aslında bizim oradan aldığımız bir sözcük oldu kopuntu. Şimdi diasporaya, diasporalara baktığımızda doğası gereği genelde daha kapalı çember oluşumlar, diasporalar. Spesifik kimliklere dayanabilirler. Bunlar etnik, dini, kültürel farklı kimliklerin oluşturduğu normalde topluluklar. Fakat burada kopuntu herhangi spesifik bir kimliği temeline almaktan ziyade aslında gezide deneyimlenen dayanışma pratiklerini ortak noktası olarak beyan ediyor. Ve bu noktada biraz da milletler üstü bir yaklaşımı var. Ve herhangi, demin dediğim gibi, spesifik bir kimliğe atıfta bulunmaktan ziyade bu heterojen birçok kimliğin bir araya getirebileceği etkileşim alanları oluşturmayı çabalıyor. Bir yandan da bu düzenlediği etkinlikler ve online mecrada o yarattığı alanda birçok konunun tartışılıp ya da farklı disiplinlerde ele alınıp kavramsallaştırılmasına hem fiziksel hem de sanal alanlar sunmaya çalışıyor. ...90'lı yılların sonuna doğru ben Berlin'e geldim. Burada özellikle kendini ötekileştirmiş olarak hissedenlerin belki de fazla çoğunluğu olmadığından dolayı büyük oranda özellikle Kürtlerle birlikte dayanışma, birlikte hareket etmeden ziyade tam tersine iki farklı kutup, iki farklı yapı gibi görünüyordu. Türkiye'den gelmiş olunmasına rağmen işte yani Türkler, Kürtler diye bir kutuplaşma, bir farklılaşma vardı. Çok az özellikle kendini Türkiye'de ötekileştirilmiş olarak hissedenlerin burada
birlikte bir dayanışması söz konusuydu. Bu nedenle sanırsam 93 yılında benim şu anda temsil ettiğim ya da içinde çalıştığım kurum Kürdistanlı Veliler Birliği YEKMAL o dönemde Türk Veliler Birliği'nden koparak kendisine yeni bir oluşum yolu seçmiş. Çünkü birlikte ortak bir şey yapamamışlardı. Dolayısıyla da böyle bir kutuplaşma, birbirini hani onaylama değil, birlikte çalışma değil, tam tersine yani belirlenen kavramların dışına çıkıldığı zaman orada birbirleriyle çatışan, birbirleriyle birlikte ortak bir zemin bulamayan gruplar olmuştu. Şimdiye baktığımız zaman sanırım belki biraz acı da diye düşünüyorum. Ötekileştirilenlerin, grupların, kültürlerin, kimliklerin ya da dinlerin sayısı Türkiye'de çok daha fazlalaştığından dolayı buraya yansıması da ya da buraya gelenlerde de benzeri bir şekilde bir daha geniş ağlı bir birliktelik oluşmuş, bir dayanışma var, birlikte bir çalışma var. Yani Kürtler, Aleviler, sosyalistler, aydınlar, akademisyenler çok geniş bir ağ oluşturarak birlikte çalışabiliyorlar diye düşünüyorum. Akademisyenler, gazeteciler gibi zaten bir mesleki örgütlülüğe sahip olan gruplar tabii ki daha hızlı dayanışmaya ya da dayanışma ağları kurmaya başladılar. Fakat onun dışında çok fazla gelen insan da var. Herhangi bir örgütlülüğe sahip olmayan, bir pratiğe sahip olmayan. Sosyal medyada birçok grup var. Farklı şehirlerde ya da farklı ülkelerde insanların daha güncel pratik bilgileri edinebileceği işte kağıt işleri ya da işte kira, ev bulma gibi noktalarda. Onun dışında Kopuntu özelinde zaten Türkiye'de alanlarımızı kaybetmiş durumda. Alanlarımız, üretim alanlarımız, yaşam alanlarımız gasp edilmiş durumda. Ve kolektif olarak bir travma halindeyiz. Hem Türkiye içinde kalanlar hem Türkiye'yi terk edenler için şok edici bir durum. Bu noktada bu insanların öncelikle sanal olarak olsun, fiziksel alanlarda olsun birbiriyle bir araya gelip ne kadar arka planları farklı olsa da aslında aynı süreçlerden geçtiklerinin farkına varması bu post-travma sürecinde çok iyileştirici bir süreç oluyor. Zaten bizim bu noktada şiarımız da alanlarımızı kaybetmişken var olan alanlarda yeniden anlam üreterek var olmaya devam edelim. O yüzden yine bu noktada gezi direnişinden olan dayanışma pratiklerimiz bize yeniden burada karşılaştığımızda çok fazla yardımcı oluyor. Şimdi Türkiye'den gelen göçmenler yani 1900 aşağı yukarı 70'lerin başında çok yoğun bir şekilde gelinmiş. O tarihte gelenlerin hepsi sadece işte iş amaçlı olarak gelenler olmamış. Öğrenciler, işte değişik yine akademisyenler çok böyle sayı düşük olsa bile bu türden kesimler işte Alevisi, Kürdü, Kürt, Türk sosyalisti bu türden insanlar da gelmiş ve o tarihten beri başlayan aslında burada
iyi giden, iyi gitmeyen engelleriyle yürüyen, bazen birlikte bir çalışma ama bazen de bu toplumda var olabilme farklılığını bu toplumun içerisinde en iyi bir şekilde ifade edebilme mücadelesi sürdürülmüş. Bu mücadelenin ürünlerini biz şimdi alıyoruz. Örneğin Kürdistanlı Veliler Birliği olarak bizim öncelikli hedef kitlemiz ailelerdir, göçmen ailelerdir. Ama o göçmen ailelerin içerisinde işte Kürdistanlı aileler, Kürtçe konuşan aileler, Kürt aileler de öncelikli hedef kitlemizden birisidir. Bu hedef kitlenin son zamanlarda örneğin belli taleplerini yerine getirme şansı, bu toplumda yerine getirme şansımız oldu. Çok dillilik, çok kültürlülük. İşte ta 1970'lerde aslında, sonra 80'lerde, daha yoğunca 90'larda ve günümüzde de belli oranda ürünlerini aldığımız, işte bu çok dilli kurum ve kuruluşların ortaya çıkması, toplumun bunu kabul etmesi ve yeri geldiği zaman büyük oranda devlet tarafından desteklenmesi, bana göre verilen politik mücadelenin en güzel örnekleridir. Bu aynı zamanda sadece bizim farklılıklarımızın geldiğimiz ülkede yok sayıldığı bir yerde, burada bu farklılıkların yine uzun bir mücadeleden sonra kabul görmesi, toplumun ve devletin bunu işte tescil etmesi, kabul etmesi ve desteklemesi. Bu hem bizim için hem de içinde yaşadığımız bu toplum için bana göre büyük bir kazanımdır. Şimdi önümüzde tabii yoğunca bir başka gündem maddeleri de var. Yani çok dillilik, çok kültürlülük ama aynı zamanda bu son dönemlerde Türkiye'den gelmiş olan yani akademisyenleri, bilim adamları, yazarları, gazetecileriyle birlikte büyük bir aslında azımsanmayacak sayıda bir kitle gelmiştir. Bunların bu topluma katacağı, yani hem bir sonraki ileride oluşacak Türkiye toplumunun yani daha aydın, daha geleceğini iyi bir şekilde düzenleyen bir toplumun birazcık o temellerini atma noktasında güzel bir şey çıkartabilirler burada. Ama aynı zamanda buradaki hem göçmen kesimine hem Almanya'daki kendileriyle aynı düzlemde olan akademisyenlerle, sanatçılarla güzel bir dayanışma örneği göstererek buradaki göçmenlerin yaşam kalitesini, yani yaşam kalitesi derken ben bunu sadece maddi anlamda görmüyorum, anlamıyorum, düşünsel anlamda, içerik olarak yaşam kalitelerini arttırma anlamında hem de birbirleriyle güzel bir dayanışma göstermeleri anlamında iyi bir çalışma yapılacağını düşünüyorum ve umut ediyorum.